Marmaris Belediyesi geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğini gerçekleştirmeyi bu yılda ihmal etmedi. Kent pazarıyla aynı güne denk getirilen aşure etkinliğinde yaklaşık 2000 ilçe yaşayanına aşure ikramı yapıldı. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ellerinde aşure kaseleriyle pazar yerinden ayrıldı. Belediye Başkanı Ali Acar, kazanların içindeki aşureyi kendi elleriyle kaselere doldurup vatandaşlara ikram etti. Marmaris Belediyesi Huzurevi aşçısı Mustafa Çakar, aşurenin yapımına sabah saat 5'te başladıklarını söyleyerek aşurenin nasıl yapıldığını da kameralarımıza anlattı. Saat 10'da ona yetiştirmek için sabah saat 5'te başladık ve saat 10'da hazırdık biz. Aşure nasıl yapılır? Bunu akşamda zaten malzememizi biz hazırladık, ısladık. Sabahın erken de geldik, başladık işte şeyimizi kaynatmaya. Tencerelerimizi kaynatmaya başladık. Hazırladık işte, içinde malzeme varsa buğday var, nohut var, fasulye var, badem var, fıstık var, antep fıstığı var, ceviz var, portakal var, tarçını var. Başka şekeri zaten olmazsa olmaz, şekeri var. Yani yaklaşık 20 çeşit malzeme var içinde. Başkan Acar bu etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bolluk, bereketlik anlamına gelen, hoşgörü, özveri anlamına gelen bu anlayışı ülke genelinde hep yapıldığını biliyorsunuz. Farklı kurumlar, farklı kişiler, özel ve tüzel kişiler bu tip geleneklere Türk insanı olarak sürekli yaparlar Türkiye'de. Biz de Marmaris Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana bu etkinliğimizi sürdürüyoruz. Hem halkımızla bu vesileyle bir araya gelmek, pazara gelen vatandaşlarımızı, pazar esnaflarımızla bir arada sıcak aşuremizi yapıp onlarla bu anlamlı günün bir paylaşımını yapıyoruz. Allah bolluk ve bereketli ülkemizin, Marmaris'imizin üzerinden eksik etmesin. CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Dr. Ali Aslan da düzenlenen aşure etkinliğine katılan isimlerden biriydi. Mikrofonlarımızı uzattığımız Aslan, gelenek ve görenekleri yaşatmanın önemine değindi. Aşure tabii Türk kültürünün çok önemli bir parçası haline geldi. Biliyorsunuz Muharrem ayında Alevi yurttaşlarımız önce oruç tutuyor, sonra da aşure günleri oluyor. Aşureyi yerken onu düşündüm. Aslında Türkiye mozaik falan diye böyle bir sanki bir betonlaşma gibi falan bunu çağrıştıran bir deyim kullanılır Türkiye için. Kültür mozaiği var Türkiye'de. Yurttaşlarımız var. Aslında belki de aşure bir diye tarif etmek lazım Türkiye'yi. Bir araya geldiklerinde çok lezzetli. Onun için de çok seviliyor. Değil mi? Çok lezzetli. Marmaris Belediye'miz de bu geleneğini devam ettiriyor. Ben de bu güzel günde Marmaris'te yurttaşlarımızla birlikte bu güzel aşureden tatmak istedim. Öte yandan Aslan seçim çalışmalarına da sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek önemli olan 30 Mart'ta başarılı olmak dedi. Tüm hızıyla gidiyor. Bu sene adaylar erken belirlenecek duygusuyla erken de başladı birazcık. Ama henüz bazı ilçelerimizde belli olduğu halde işte bazı ilçelerimizde bu hafta sonu ön seçim var. Hem büyükşehirde hem de belli olmayan ilçelerimiz var. Yöntemi de belli değil. Ama ben şuna inanıyorum. Genel merkez ve yerel örgütlerimiz de bu seçimlerin öneminin farkında. Muğla'da en doğru yöntemle her ilçenin kendine özgü özellikleri var. Adaylarımız belirlenir. Seçim çalışmalarına başlarız. Büyükşehir'de de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü olduğu, Türkiye düzeyinde en güçlü olduğu illerden birisi hatta başta geliyor Muğla. AKP'nin en zayıf olduğu illerden birisi Türkiye'de. Öbür taraftan Atatürk'le ilgili olan gelişmeler, TC'nin kaldırılması, artık AKP yavaş yavaş 2023'teki o layık cumhuriyetle hesaplaşma hedefine doğru gitmeye çalışıyor. Ama Muğla'nın farkında bu tehlikenin, AKP'nin kötü gidişinin, Türkiye'yi nereye götürmek istediğinin, parti içi mücadelenin sonlandırılıp 30 Haziran'a topyekun bir kurtuluş mücadelesi şeklinde çalışmaya başlanacağına yürekten inanıyorum ve başaracağız. O konuda hiçbir kuşkum da yok.